Harika görünüyoruz. Sizi çok seviyorum. Merzifon'u çok özledim. Merzifon'u çok özledim. Niye özledim biliyor musunuz? Benim doğduğum memlekete geçerken Merzifon'a uğrayıp bir çorba içmeden Karadeniz'e devam etmezdik. Bu güzel coğrafyanın en nadide yerlerinden birisindeyim. Merzifon tarihiyle de çok özel. İnsanlarıyla da çok özel. Buradaki stratejik önemiyle de çok özel. Çok özel bir ilçemizin çok özel, çok değerli bir belediye başkanı var. Ben belediye başkanımın başarılarıyla gurur duyuyorum. Ona da, art başkana da teşekkür ediyorum. İşinde kolaylıklar diliyorum. Sevgili hemşerilerim, kıymetli Merzifonlular, sizlerle bir aradayız. Sorun ki Ekrem İmamoğlu niçin geldi? Sizinle sohbet etmeye, dertleşmeye ve sizin o enerjinizi alıp bütün Türkiye'yi dolaşmaya onun için geldim. Onun için geldim. Sizinle kucaklaşmak buranın güzel hanımefendileri, beyefendileri, sevgili gençleri ve çocuklarıyla buluşmak, onlarla memleketimi konuşmak için geldim. İyi ki varsınız. Zaman hızla akıyor. Önümüzde çok az zaman var. Çok az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. Çok büyük işler başarmak zorundayız. Memleketimiz için başarmak zorundayız. Milletimiz için başarmak zorundayız. Sadece milletin ittifakına oy verenler için değil, 86 milyon insanımız için başaracağız. 86 milyon insanımız için başaracağız. Türkiye'de siyasete ahlak gelsin. Siyasete dinamizm gelsin. Siyasetten bencillik gitsin. Siyasetten kibir gitsin. Siyasete liyakat gelsin. Siyasete çok çalışmak kültürü gelsin. Partizanlık devletimizin bütün kurumlarından uzaklaşsın. Partizanlıkla insanlara öncelik değil, memleketimizin her bireyine eşitlik gelsin diye yola çıktık. Ben ülkemizin her tarafını gayretle gezeceğim. Ve şunu söyleyeceğim, size de söylüyorum. Size bu milletin vicdanını, bu devletin aklını, bu insanlarımızın ahlakını ve hak, hukuk ve adaletin simgesi olmuş sevgili 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim hepinize. Sevgili dostlar, Millet İttifakı nasıl bir şey biliyor musunuz? Aynen şu meydanda olduğu gibi herkesi kapsayacak.
Ben buradan AK Parti ilçe binası karşımızda, onları da selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi burada, onları da selamlıyorum. Yeniden Refah Partisi burada, onları da selamlıyorum. Biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz. Herkesle konuşacağız. Benden değilsen yoksun asla demeyeceğiz. Derdin ne diyeceğiz? İstanbul'da 16 milyon insanın belediye başkanı olacağız dedim. 16 milyon. Şimdi şöyle bakalım meseleye. 16 milyon insanın belediyesi nasıl, başkanı nasıl olunur? 39 ilçesi var. Her ilçe gezilir. Her ilçeye eşit hizmet verilir. Her ilçeye gittiğinde o ilçenin belediye başkanına saygı gösterilir. Ve o insanın eli sıkılır. Aynı masada konuşulur, dertleşilir. Bunu yaparsan 16 milyon insanın belediye başkanı olursun. Şimdi memleketimizi yöneten akıl, memleketimizi yöneten şahıslar, memleketimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelip İstanbul Belediye Başkanı'na laf atmaz. Gerek yok. Sen, bakınız, bu ülkenin milletin oyuyla seçilmiş bir kişi Cumhurbaşkanı olduktan sonra 86 milyon insanın Cumhurbaşkanı olmalı. Her şehire gittiğinde hal hatır sormalı, çözüm aramalı. Efendim neymiş? Çivi bile çakmamış diyor bana. Bak. Bak. Yani çivi bile çakmamış diyor. Yahu bakınız, ben de diyorum ki Allah aşkına bir gün beni davet et, anlatayım. Sorun yok, anlatırım. Anlatırım ama bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya. Bir gün. Sorun şurada. Bir, 25 yıl yönettiler, doğru. Özellikle son 15 yılında çok sıkıntılı işler yaptılar İstanbul'da. Şimdi 25 yıl yöneten bir anlayış şöyle bir psikolojiye bürünmüş. Biz seçimi kazanınca zannettiler ki malının mülkünü aldık. Yani İstanbul'u kendi malı mülkü zanneden bir grup var. Yönetici grubu var. Bir avuç insan. Onlar zannediyorlar ki İstanbul bizim malımız, mülkümüz değil. Değil. 16 milyon insanın. Sevgili kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, sevgili dostlarım, bakınız bugün Merzifon'dayız. 86 milyon insan, 86 milyon vatandaş ne demek biliyor musunuz? Şurada bulunan herkesle ben, ya da bu ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, her birimiz bu ülkenin her karış toprağına eşit sahibiz, eşit. Hepimiz mülk sahibiyiz, mülk. Memleket bizim, İstanbul bizim, Merzifon bizim. Yani milletimizin. Onun için bu akıldan vazgeçmedikleri sürece bunlardan bize fayda yok. Ne yapacağız onlara biliyor musunuz? 14 Mayıs'ta 86 milyon insan onlara güle güle diyecek. Bay bay diyecek. Bay bay. Hadi evinize, hadi dinlenmeye. Onlara bay bay diyecek. 86 milyon insanımızla bu ülkenin sahibi olduğunu hissettirdiği bir dönemi başlatacağız. Buradan gençlere bakıyorum, aramızda gençler var. Gençler, iyi ki varsınız, o kadar güveniyorum ki size. Gençlerin en önemli sorunu ne biliyor musunuz? Ben gençlere hatırlatayım. Dayınız yok, alanız yok, tanıdığınız yok. O malum partiye de üye olma
durumunuz yok ise işe girebiliyor musunuz? İşte biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu memlekette çaba gösteren, emek gösteren, çalışan herkes hakkımı alacağım duygusunu her gence vereceğiz. Her gence. İşte o zaman hiçbir gencimiz hayallerini ötelemeyecek. Hayallerinden vazgeçmeyecek. Memleketinden vazgeçmeyecek. Memleketinden. Sevgili dostlar, kıymetli hemşerilerim, burada hanımefendiler var aramızda, hanımefendiler var. Sevgili hanımefendiler, bayram yanaşıyor. Bayram güzel bir gündür. Çocuklarınıza, ailenize, eşinize alışveriş yapmak isterdiniz. Doya doya çocuklarınıza, evinizdeki insanlara bayramlık hediyelerinizi alabilecek durumda mısınız? Bakın, sorun ne biliyor musunuz? Bu memleketi ekonomik olarak çökerttiler. Şimdi bu sorunları yaratan, bu sorunları büyüten, memleketimizin her insanına adaletsizliği ve hukuksuzluğu yaşatan, bakınız biz araştırma yapıyoruz. Bu ülkede %80'e yakın insanımız adaletin olmadığına, hak hukuk sisteminin olmadığına dönük yorum yapıyor. Hukuksuzluğu bu ülkenin her noktasına sokan, partizanlığı devletimizin her kurumuna tabiri caizse sokan bu akıl diyor ki ben çözeceğim. Ya Allah aşkına sen sorunların hepsini yarattın. Nasıl çözeceksin? İnanmayın bunlara, inanmayın. İnanacağınız tek şey var. Tek şey var. Milletin ittifakı. Sevgili dostlarım, bizi güçlü yapan nedir biliyor musunuz? Farklılıklarımız. Ne deriz? 86 milyon insanımız farklı renklerden oluşur. Etnik kökeni, yaşam biçimi, inancı, dili, kültürü, yani bu topraklar çok güçlü, çok güzel bir harmandır aslında. Aynı zamanda bu harman, bu güçlü karma yapı bambaşka pırlanta gibi bir millet oluşturmuştur. İşte biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak milletçe oluşumumuzun zenginliğini biliyoruz. Bugün ortaya gelen Millet İttifakı da zenginliğin ittifakıdır, zenginliğin. Sevgili hemşerilerim, ben bunu en iyi bilen insanların başında geliyorum. Millet İttifakı'nın gücünü en iyi bilenlerden birisi benim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte neler başarabileceğini ben biliyorum. Ben biliyorum. Nereden biliyorum? İstanbul'daki başarımızdan biliyorum. Bir arada, yan yana olduğumuzda neleri başarabileceğimizi biliyorum. İşte o bütün ekonomik sorunlarınızı çözecek büyük bir kadroya dönüştü. 6 siyasi partinin liderleri, ekipleri, işte bugün burada Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun sizi selamladı. İnanınız, milletine kendini feda etmiş, bu yolda hizmet eden, ahlaklı, namuslu, dürüst, erdemli, halkı için mücadele edecek yüzlerce siyasi kadromuz var. Ama esas kadromuz kim biliyor musunuz? Hepinizin evlatları. Şu pırıl pırıl hanımefendiler, beyefendiler,
şu enerjisi yüksek, kalbi temiz, gençleri biz oy deposu olarak görmüyoruz. Her yerde söylüyorum. Ben şahsen onlardan çok besleniyorum. 3 tane genç var evimde. 1 kızım var, 2 oğlum. Gençlerin, Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Gençlerin nasıl dinamik olduklarını, nasıl dürüst olduklarını. Değerli hemşehrilerim, Van'a gidiyorum. Gençler gelir, iş ister. Belki diyorsun ki acaba cebinde parası mı yok, onu der. Gençler bana ne diyor biliyor musunuz? Başkanım, adalet istiyoruz, adalet. Adalet istiyoruz. Çünkü gençler diyor ki bana adil ol, gerisini ben hallederim kardeşim diyor, hallederim.